Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu yıldız kalan şomun saksı değişimini yapacağım arkadaşlar. Diğer videolarımda kalan şo budaması, kalan şo budadıktan sonraki değişimi gibi videolarda çıkan ve buna iyi bakın bir ay sonraki gelişimini paylaşacağım dedim. Kalan şom bu. Gördüğünüz gibi şu yaprakların hepsi o çiçeğinin olduğu dalı geçtikten sonra budamasından sonra oldu arkadaşlar. Kestikten sonra gördüğünüz gibi bir sürü filiz vermiş. Tabi bunlar büyüdükten sonra şu filizlerini şuradan kırıp çoğaltma yapabiliriz. Evet arkadaşlar, ben bunun saksısına değişim yapacağım. Bu şekilde şöyle koyalım. Önce toprağını değiştireceğim için şöyle toprağını gevşetiyorum. Evet arkadaşlar, ben buna sadece bahçe toprağı koymuştum denemek için ve gayet güzel oldu. Arada denemeler yapıyorum ben, bakalım nasıl olacak diye. Yani öyle sukulent toprağı falan aşırı para harcamadan da kendi imkanlarımızla yetiştirebiliriz çiçeklerimizi. Gördüğünüz gibi damarlar bu şekilde. Çok şöyle topraklarını alıyorum ama damarlarını zedelemiyorum arkadaşlar. Evet, bu hazır. Şöyle gösterelim. Şimdi yeni yerine alalım bunu. Evet, gördüğünüz gibi sadece bahçe toprağı. İçinde başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi de bahçe toprağı yoğunluğu olmak üzere bir toprak karışımım var. İçinde, ya da şunu şöyle koyalım tekrar. İçinde biraz torf var. Yani %70 oranında bahçe toprağı var. Biraz hayvansal gübre var. Biraz da perlit var arkadaşlar. Evet, toprağım hazır. Karıştırdım ben videodan önce. Çok uzun olmasını istemediğim için. Toprak karışımımız bu şekilde. Dediğim gibi bahçe toprağı %60-65 oranında var. Şöyle. Ben yine bu saksı ekeceğim arkadaşlar. Drenaj delikleri bu şekilde. Evet. Alt kapağı da bu şekilde. 6 litre diyor. Evet, şimdi toprağımı dolduruyorum. Güzel güzel yerinde, daha iyi büyüyecektir. Aslında bir aklım da, yani bunu saksısına değiştirme, bu şekilde küçüklerden bir tanesini kendim için ayırıp bunu satmayı düşündüm arkadaşlar. Sonra da bu büyüğü ekeyim, en iyisi yanından da belki birkaç tane daha çoğaltabilirim diye fikrimi değiştirdim. Şimdi şöyle yapacağım, ortasını da biraz açacağım ve şu kalan şunumuzu alalım, şu damarlara şöyle şu şekilde içine koyalım. Kalan şomuzu ekelim arkadaşlar. Yaklaşık 2 hafta 3 hafta sonra bu yaprakları bayağı bir büyüyünce gayet güzel bir hale gelecektir. Şimdi toprağımı dolduruyorum. Çiçeğimi ortalıyorum. Biraz da yukarı kaldırıyorum. Çok aşağıda kalmasını istemiyorum. Şuraya da koyalım biraz. Arkadaşlar, ben bu videodan önce bir video daha çektim. Yıldız kalonşoları. Çoğalttım, yıldız kalonşoları gösterdim arkadaşlar. Onlar da gayet güzel gelişip büyüdüler. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. İzlemeyen arkadaşlar varsa. Evet, gayet güzel bir şekilde ektik. Gördüğünüz gibi. Şunu da şöyle koyuyorum.
Görüyorsunuz, çiçek eke eke artık elimiz terazi gibi olmuş arkadaşlar. Tam bir saksılık ayarlamışım. Şöyle dip kısmını da biraz bastırıyorum. Biraz daha ortalıyorum. Tamam, şimdi gayet güzel oldu. Bu kalan şomuz yapraktan da çoğalıyor ama ömür gidiyor arkadaşlar. Ben yapraktan bu yıldız kalan şoyu çoğaltmanızı pek tavsiye etmiyorum. Genelde bu dalları zaten belli bir süre sonra bayağı bir büyüyecektir. Şuradan büyüyen dalı kırıp ekmeniz daha mantıklı. Benim gibi çiçek konusunda beklemeyi sevmiyorsanız. Eğer çok sabırlıyım ben, beklerim diyorsanız da yapraktan da çoğaltabilirsiniz tabii. Bir de şöyle söyleyeyim. Bu biraz daha büyüdükten sonra kök kısmından damarlı bir şekilde yeni sürgünler veriyor. O sürgünlerinden de çoğaltma yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, çiçeğimiz hazır. Yeni yerinde güzel güzel büyür inşallah. Evet, bugünlük videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.